Ha öyle mi? Evet, Ali Adar'la böyle söyleyeyim. Cüdi kardeşim sayesinde tanıştım. Ben haberim yoktu Ali Adar'dan. Cüdi kardeşim olsun, şu anda yurt dışında o. Bebeklerimize de çok destek oluyor. Allah'ım. Bir iyiliksever melek diyelim, öyle söyleyeyim. O yüzden Ali Adar'dan söz etti bana gece. Ben de Nefes Bebeğe bu ay güç ver Cüdi platformu. Bey çok teşekkürler, sağ olun. Sağ Teşekkür olun. ediyoruz, Allah razı olsun. Size hak veriyorum. Özellikle SEM hassas bebeklerinizin yayınları çok Evet. fazla sabote ediliyor. Çok Evet, fazla saldırıya maruz kalıyorlar. Ben şey, kimlik isminizi numarasını bilmiyorum. öğrenebilir miyim? Benim adım Hasan. Avdali Zeyni ki benim sayfamın ismi. Şu az önce, şu an bu evde, ha, evet, bu sizin sayfanız değil Evet, mi? benim sayfam Avdali Tamam, ben sayfanızı takibi de aldım şu an. Zeyni. Şimdi Teşekkürler. Hasan Bey, kusuruna bakmayın, çok özür diliyorum. Evet, bu aralar aşırı derecede SMA yayınlarına saldırı da var. Uygunsuz Maalesef. hareketler, küfürler, hakaretler. O yüzden artık tedirgin oluyoruz. Ne yazık ki böyle hani sayfayı kontrol etmeden, iyice emin olmadan yayınları alamıyoruz. Çok özür Yok. diliyorum. Sıkıntı yok. O yüzden evet, hakkınızı helal edin yani, Hakkınızı açıkçası, helal yoksa edin. Evet. alınırdı. Konuda merak etmeyin. Bu konuda hani derler ya, ağzı sütten yanmış yoğurt üfleyerek, tecrübe Evet. sahibiz. Ben şu ana kadar 11 kampanya Aynen öyle. 11 kampanyadan Abdullah bebeğimiz, Eymen ve Asya bebeğimiz melek oldular. Onun dışındaki 8 kampanyamız bitti. Maşallah. Bebeğimiz ilacını aldı. Arden Ömer bebeğimiz şu anda sırada. Tetkikler yapılıyor çünkü biliyorsunuz İnşallah. Arden bebekten haberiniz varsa aşırı derecede kilo kaybı yaşayan bebeğimizdi. Evet, Ne evet, evet, yazık evet. ki bir acı gerçeğimiz SEMA hastası bebeklerimiz ve bizler bu çocuklarımız için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Gönül ister ki Allah hepsine yetişelim, razı olsun. hepsine derman olabilelim ama maalesef imkanlar bu kadar. Resmi kayıtlar 132, resmi olmayan kayıtlar 168 bebeğin kampanyasının bittiğini gösteriyor. İnşallah Ali Adar'ın da kampanyası bir an önce biter. Bunu ümit ediyoruz. Songül hoş geldin kardeşim. Bizler dediğim gibi her ay bir bebeğe desteğe gidiyoruz. Ali Adar'ı da dün gece listeye ekledik Küçer platformu olarak. İnşallah belki önümüzdeki ay ya da bir sonraki ay platform olarak destek vereceğimiz bebek olur. Ona Hasan ümit Bey, ediyorum. siz Allah her razı akşam olsun. bir bebeğe yayın mı açıyorsunuz yoksa? Yok. Her ay bir bebeğe desteğe gidiyoruz. Her ay bir bebeğe. Ben kendim şahsi hesabım yani Avdali Zeynik hesabımla hemen hemen her akşam 5-10 bebeğe, her birine 15-20'şer dakika desteğe gidiyoruz, bağış yapıyoruz. Gönlümüzden ne koparsa arkadaşlar, bizler şu şiarla yola çıktık, yürüyoruz. Diyoruz ki bizler İbrahim Ateş'e bir damla suyu taşıyan karıncalarız. Ateşin devasa olmasına ya da suyun bir damla olmasına hiç zaman bakmadık. Bunu Aynen yapmak öyle. mecburuz. Babamızın hayrına iyilik yapmıyoruz. Cüdi kardeşim gönlü güzel, zengin. Rabbim öyle bir kul yaratmış ki belki son 500 yıldır böyle bir insan gelmedi daha dünyaya. Kendisi yurt dışında Allah gurbette yaşıyor ama dünyanın dört bir yanına o güzel, güçlü elini, yardım, insanlık elini ulaştırıyor. Ve gittiği her yere ışık oluyor, nefes oluyor. sağ olsun, Ya Allah öyle razı bir olsun. yürek, öyle bir yürek benim kardeşim, abim, canım, ciğerim olduğu için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Ve bu bebekler için de çok büyük bir güzellik çünkü girdiği her kapıya muhakkak karınca kararınca bir şeyler bırakıyor ve bu şöyle bir şey bize gösteriyor arkadaşlar. Paylaştıkça kaybetmiyoruz arkadaşlar. Aslında bizler paylaştığımız kadar varız. Yani ben sahip olduklarım, kullandıklarım aslında bana ait değil. Benim bugün Ali Adar'a yapacağım bağış bana aittir. Gerisi, ben şimdi bu saniye itibariyle ölürsem arkadaşlar, sahip olduğum her şeyden muaf olacağım. Sadece Ali Adar'a vermiş olduğum bana kalacak. Çünkü hesap günü mizanda o yazılacak, terazide o duracak. O yüzden dünya malı belki tatlı gelebilir ama bizden alacak şekilde olmamalı. Tapmamalıyız. Çünkü hepimiz ölümlüyüz. Geçici bir filmin belli bir rolünü bize vermişler. Bu film her an bitebilir arkadaşlar ve tekrarı yok. O yüzden dolu dolu yaşayalım. Özellikle SEMA hastası bebeklerimize, öğrencilerimize, kimsesizlerimize mümkün mertebe insanlık elini her zaman uzatalım. Onlar bizim yarınlarımız, özellikle SEMA hastası kardeşlerimiz. Ali Adar büyüyecek arkadaşlar. İnşallah o ilacını alacak. Evet, çok uzun süren bir kampanya. Çok zorlu sürmüş belli. Gönüllü sayısı az belli. Evet. Bu konuda şunu unutmayın, karamsar olmayalım. Umudumuzu yitirmeyelim. Ali Adar kardeşimiz iyileşecek, büyüyecek. Belki cumhurbaşkanı olur, belki sanatçı olur, belki doktor olur, belki iş insanı olur. Ne olursa olsun arkadaşlar, çok iyi bir hayırsever olacak. Çünkü bu yayınları izleyecek moderatör kardeşimiz, isim neydi ablacığım? Arzu. Arzu ablamızın ve sizlerin onun için yaptıklarını izleyecek, sizlere layık bir evlat olacak. Önemli olan bu.
Bu bir bayrak yarışı. Biz insani bir bayrağı bir çocuğumuza devrediyoruz. Bu konuda herkes üstüne düşeni yapsın. Bir tarihin ötesine gidiyoruz. 1400 küsur yıl öncesine. Medine sokaklarından göğe bir nasihat yükseldi. Kim bir canı yaşatırsa tüm canlıları yaşatmış gibi sevaba girer diyor. Bir can arkadaşlar, yani bir kuş, bir kelebek, bir kedi, bunlar hep can değil mi? Ama bu canlar içerisinde en kutlu, en mukaddes olanı insan. Bunlar içerisinde de en güzeli, en masum olanı, en değerlisi bir çocuktur. Sen bir çocuğun hayatına dokunacaksın. O yüzden buna dokunurken cimri davranma. Biraz böyle cömertçe davran. Bu çok önemli. Cudi kardeşim bir bağış yapacaktı. Buradaysa halen bağışını yazabilirsin. Evet, burada. Ben takibi de aldım kendisine. Kusuruna bakmasın, öncelikle hakkını helal etsin. Ben zaten her zaman şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar diyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yarınımız, doktorumuz, savcımız, başkanımız, cumhurbaşkanımız, her şeyimiz. O yüzden hep şunu söylüyorum. Az çok demeden kimin gönlünden ne koparsa, 5 lira olur, 10 lira, tabii ki de gönül ister ki daha fazla olsun. Ki bir an önce kampanyalar bitsin, bebeklerimiz ilaçlarına kavuşsunlar. Herkesin bütçesi belli, biliyoruz. Herkes ev geçiniyor, biliyoruz. O yüzden yine diyorum. Görmeden gel, yani görmezden gelme. Kesinlikle. Ben çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Abi çok güzel konuşuyorsun. Vallahi ağzından bal damlıyor ama aşağıdaki sorulara cevap vermek istiyorum. Çok özür diliyorum. Ali Hadar aslen Vanlı arkadaşlar ama İstanbul'a gelmek zorunda kalmış sağlık sebepleri yüzünden. 17 aydır bir hastalık mücadelesi var. Kampanyası yasal olarak 13 aydır devam ediyor. Şu an %4'teyiz. Yani sesini duyuramadığımız için %4'te kalmış bir evladımız. Sesini duyurursak zaten bağışlar gelecektir. Kimsenin kayıtsız kalacağını sanmıyorum. Abi çok güzel bir şey söyledi. Peygamber Efendimiz zamanında kendisinden yükselen nasihatta ben de onu baz alarak diyorum ki sünnet-i seniyesine sarılalım. Peygamber Efendimiz diyor ki bir sadakayı bin bela def ediyorsa, ömrü uzatıyorsa, hastalıkları sadakayla tedavi edin diyorsa Peygamber Efendimiz vardır bir bildiği. O asla yalan söylemez. O en doğruydu çünkü. Ben onun nasihatına, onun lafıyla konuşuyorum aslında. O yüzden gönül rahatlığıyla diyorum ki bir sembolik yıldızı buraya verdiğiniz takdirde evladımıza bir nefes olacaksınız ve aynı zamanda sizin de öldüğünüz zaman kabriniz aynen buradaki yıldızlar gibi ışıl ışıl parlayacak. Çünkü abinin dediği gibi biz ne verirsek elimizde o gelecek bizimle. Eşimiz, arabamız, yatımız, katımız bizimle gelmeyecek. Hepsi kabir kapısına kadar. Ondan sonrası için sadece ne verdiysek o gelecek. Eğer biz malımızı, mülkümüzü seviyorsak aslında yapmamız gereken onu Allah yolunda harcamak ki onlar bizimle gelsin. O yüzden diyorum ki 5-10 demeden lütfen kayıtsız kalmayın. Şuradaki herkes sadece alakları takip bile etse, bildirimleri açsa, yayınlarımız kalabalıklaşsa, keşfete düşsek, belki sizin sayenizde birinin parası birinin vasıya, bir 5 TL'ye belki gelecek ve bizim kampanyamız bereketlenecek, alıp başına gidecek, bu çocuk sağlığına kavuşacak. Yani evet. Trakesi açık bir çocuk, yine söylüyorum, trakesi açık olmasına rağmen konuşmaya çabalayan bir evlat, çok büyük bir mücadele veriyor. Özür dileyerek araya gireyim. Ayşe hoş geldin kardeşim. Ayşe sana zahmet, ekip arkadaşlarına da söylersin arada bir. Ali Adar'ı yalnız bırakmayalım. Mümkün mertebe ona da destek olalım. Cudi kardeşim yorumunu yazdı. Ömrüne kesene bereket güzel kardeşim. Yüreğin sağ olsun. 13 bin TL bağış yaptı. Dekontu ben size gönderirim inşallah. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Burada yaptığınız çok... Abi o zaman ondan da bir özür dileyim mi? Kusura bakmasın. Yayını almak almamak arasında çok kararsız kaldık. Çünkü geçen akşam benim moderatör olduğum yayında çok büyük bir aksilik yaşadık. O yüzden cesaret edemedim. Hakkını helal etsin. Gerçekten Ali Adar için buradayız. Ama korkuyoruz. Haksız da değiliz. Çünkü maalesef sabote ediliyoruz. Tekrar özür diliyorum. Kusurumuza bakmasın. Sıkıntı yok. Hakkınızı helal edin. Kusuruna bakmayın. Hani şimdi şöyle bir şey var. Ben de bunu üstüne çizerek söylemek istiyorum. Şimdi hani daha çok hesaplarda böyle hani resim olmayınca fake gibi geliyor bize. Ve otomatik olarak zaten saldırılar daha çok fake hesaplardan olduğu için. Evet. O yüzden çok özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin bize. Tereddütte kaldık. Ama Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Allah binlerce razı olsun sizlerden. İnşallah ilaç olacak. Sıkıntı yok bu konuya. Hakimiz, durumu biliyoruz. Defalarca yayınlarımız sabote edildi. Bizler Güçver platformu olarak bebeklerimizin yayınlarına gittiğimizde sayısızca spama maruz kalıyoruz. Ne yazık ki böyle bir güruh da var. Yani yapabilecek bir şey yok. İnsan evladı bazen şaşıyor. Rabbim kimseyi şaşırtmasın. Bizim amacımız kimseyi kırmak değil arkadaşlar.
Bizim amacımız şuradakini alıp buraya koymak değil. Zülfiyar'a dokunuyoruz. Sadece maksadımız bir farkındalık yaratmak. Burada bu kardeşlerimiz bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Arkadaşlar empati kuruyoruz ama sadece Ali Adar'ın annesini babasının yerine empati kurabiliyoruz. Ali Adar'ın yerine kuramıyoruz. Çünkü öyle bir yüreğe sahip değiliz. O kadar gözü kara değiliz. 7-8 ayrı cihaza bağlı bir yaşam mücadelesi. Trakesi delik. NG'den besleniyor. Yani sayısızca eziyete katlanıyor ama yaşam mücadelesini devam ettiriyor, sımsıkı tutunuyor. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Sizlerin ona gönderdiğiniz o pozitif enerjiyle o yaşam mücadelesini tutunuyor. Lütfen bu pozitif enerjinizden hiçbir şey kaybetmeyin. Ve asla karamsarlığa kapılmayın. Bugün kampanyası biten bütün bebeklerin kampanyaları çok zahmetli bir şekilde ilerledi. Kimseye böyle bir sihirli el dokunmadı. Bunu asla unutmayın. Hep böyle sizin saflarınızdan gelen yürekli bireylerin, işte Cüdi kardeşim gibi yürekli bireylerin gelip dokunduğu kampanyalar hep zahmetle bitti. Hep büyük meşakkatlerle bir yol alındı. Asla karamsarlık yok. İnanın, çünkü zafer inanan bireylerindir arkadaşlar. Bizler de dediğimiz gibi sürekli gözümüz kulağımız sizlerle olacak. Desteklere geleceğiz. İnşallah bağışlara vesile olacağız. Burada Allah razı olsun sizlerden. Büyük bir varsınız. İstiyoruz. Arkadaşlar gönüllü olun. Gönüllü olduğunuz zaman hiçbir şey kaybetmiyorsunuz, emin olun. Daha çok şey kazanıyorsunuz. Yani çok uzun zaman önce bir seyahatimde bir bilgeye denk gelmiştim. Ben o bilgeye kariyerimle ilgili, o zaman genç birisiydim. Kariyerimle ilgili biraz bana nasihat, bir bilgi, bir şeyler aktarır mısın diye söyledim de. Bana şöyle bir cümle kurdu. İyi bir insan ol, iyi bir insan ol. Önüne çok büyük fırsatlar çıkacak ve çok az rakibin olacak demişti. Şimdi çok az rakibin olacak dediğinde ben biraz böyle hani gençlik havası ya, biraz da böyle göğsüm kabardı falan. Böyle bir moralim hoş böyle. Acaba ben gözümden ateş mi çıkarıyorum? Bende bir cevher mi gördü diye düşünmüştüm o zamanlar. Onu, o acıyı sonradan öğrendim. Çok acı öğrendim hem de. Önüne çok az rakibin çıkacak derken iyi insanların sayısının az olduğunu işaret ediyormuş da ben o zamanlar anlamamışım bunu. Dünya iyi insanlar sayesinde dönüyor arkadaşlar. Sizin gibi, Cüdi kardeşim gibi yürekli insanlar sayesinde dönüyor. Ve kıymetinizi bilin. Sizin sayınız çok az arkadaşlar. Ve sizin sayınız tükendiği zaman dünya dönme ivmesini bırakacak. Artık dönmeyecek. Çünkü sizin hatırınıza dönen bir küre. İyiler bittiği zaman kötülere yer kalmayacak artık burada. Çünkü onlar kazandığında artık dünyanın bir ihtiyacı ve işi kalmayacak. O yüzden kadrinizi, kıymetinizi iyi bilin. Ve anneler özellikle merhametli evlatlar yetiştirin. Bir anne öğretmendir. Bir öğrenci için öğretmen çok büyük bir şanstır. İyi bir öğretmene denk gelmek çok ahlaklı bir öğrencinin yetişiyor olması anlamına geliyor. Mümkün mertebe evlatlarınızı merhametli bir şekilde yetiştirin. Onlara iyiliği aşılayın, paylaşımı öğretin. Elinizdeki lokmayı bölüştüğünüzde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bakın bulunduğunuz muhitteki mezarlıkları gidip bir dolaşın. Hiçbir mezar taşının üzerinde açlıktan öldü diye yazmaz arkadaşlar. Ama evet, ben çok yaparım bunu. Çok yaparım. Biz şöyle utanmasak mezar taşlarımızın üzerine yazacağız. Sahipsizlikten öldük, çaresizlikten öldük, parasızlıktan ilaç alamadığımız için öldük diye yazarız. Geçen ay 6 tane bebeğimiz yaşam mücadelesini kaybetti. Yani başka annelerin yüreği yanmadan bizler hep o Hasan temenniyle... Hasan, sözünüzü kestim. Bu ay, pardon, geçen ay tam Tuğçe Ebrar'la birlikte 9 bebeğimiz oldu. 3 tanesi bu aya sarktı aslında, öyle söyleyeyim. Evet. Bir ay içerisinde 6 bebek. Yani bir bebek dahi olsa arkadaşlar. Hazreti Ömer'in bir nasihati var, bir serzenişi, bir sitemi var. Fırat'ın kenarında bir koyunu, sahipsiz bir koyunu, bir kurt kaparsa hesabını Ömer'den soracak diyor, değil mi? Yani biz şimdi biraz şöyle düşünebilir miyiz? Bugün hepimiz birer Ömer değil miyiz? Hepimiz mesul değil miyiz? Yine nasihatlerden birisine gidelim. Herkes evinin önünü süpürürse dünya güllük gülistanlık olur diyor. Evinin önünden kasıt senin yüreğindir güzel kardeşim. Yüreğini pisliklerden, kinden, nefretten bir arındır, bir temizle, bir süpür. Bak bakalım hayat senin için nasıl değişiyor. Bunu bir gözlerinle gör. Bu çok önemli arkadaşlar. Bizler bir cana can olmak için buradayız arkadaşlar. O canın şu an bize ihtiyacı var. Dar günde sen yoksan, bol günde kimsenin sana ihtiyacı yok. Biz sefere çıktık. Zafer Allah'ındır. İnşallah. 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 İnşallah Cüdü Bey. İnşallah öyle olacak. Sizin emeğine sağlık. Hayrınızı kabul etsin inşallah. Abi katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi ki sizler varsınız.
İyi ki hala. Hasan Bey, ben bir şey rica edeceğim sizlerden. Tabii buyurun. Ki inşallah geri çevirmezsiniz. Tabii ki de müsait olduğunuz sürece. Böyle yayınlarımızda sizlere etiket yapsak, yayınlarımıza icabet eder misiniz? 5 dakikada olur, 10 dakikada olur. Ben de söyleyeyim. Dün gece de gelmiştim aslında. Cüneyt kardeşim dün gece saat 12 gibi Nefes Bebeğin yayınında yazdı Ali Adar'ı. Ben Ali Adar'ı gözümden kaçmış bebekti. Çünkü takdir edersiniz arkadaşlar, şu anda 200'ün üzerinde kampanya, %0. 200'ün üzerinde evet, kampanya. Evet, evet. Yaklaşık 500'e yakın SMA tip 1 ve tip 2 ölümcül kas hastalığı bebeğimiz var. Kampanyalardan 200 tanesi %0'ın altında. Çoğu da mahkeme valilik izinli prosedür aşamasında. Ben her gece yukarı 5-10 bebeğin yayınına gidiyorum. Ara ara gelirim. Hiç etiketlemenize de gerek yok. Ben gelirim inşallah. Destek şimdi, olurum. Şimdi şöyle bir şey Hasan Bey. Ben de zaten bir platformdayım. Bir Bebek Bir Umut platformundayım. Belki duymuşsunuzdur. Evet, evet duymuşum. Orada da zaten bebeklerimizin kampanyaları %0'larda tıkanmış olanlar ve yeni gelen bebekler. Her akşam bir bebeğe gidiyoruz. Yayınlarımız bittikten sonra ben kendi şahsi hesabımla bütün bebeklere destek olmaya gidiyorum. Allah ve sizi olsun. Burada tanıdım. Allah razı olsun. Cudu Bey'den de Allah razı olsun. Sizlerden çok çok özür diliyorum öncelikle. Az önce Cudu Bey'den çok özür diliyoruz. Hani yayına alamadığımız için, tereddütte kaldığımız için hakkınızı helal edin. Ama bundan sonra Ali Adar olsun, başka bebekler olsun tabii ki de sizleri görmek isterim. Ara ara geliriz. Sıkıntı yok. Ben dediğim gibi yani bu çocuklar bizim. Biz de yarınımıza sahip çıkmaya söz verdik Rabbimize. Mümkün mertebe elimizden geldikçe iyi işler, güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Madalyonun öteki yüzüdür Cüdi, öyle söyleyeyim. Aynen. Yüzüyüz. O yüzden şunu unutmayalım arkadaşlar. Az önceki söylediğim sözü ineleyim, öyle aranızdan ayrılayım. Bizler verdiğimiz kadarız arkadaşlar. Verdiğiniz sizindir, vermediğiniz size ait değil. Çünkü dediğim gibi ben şimdi bu saniye itibariyle ölsem sahip olduğum her şeyden muafım. Üzerimdeki kıyafet dahi bir başkasına verilecek. Ve beni en çok sevenler evet. Belki 3 gün içerisinde unutacaklar arkadaşlar. O yüzden o kadar abartacak bir dünya değil. O kadar abartacak bir hayatımız yok. Mütevazi olalım. Mümkün mertebe yanı başımızdaki mağduriyetlere biraz sahip çıkalım. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz arkadaşlar. Lütfen özellikle SEMA hastası bebeklerimiz ve öğrencilerimiz. Bunlara sahip çıkalım. Bunları görmezlikten gelmeyelim. Dediğim gibi bizler inşallah daha güzel, daha kapsamlı bir şekilde de geliriz. Bu İnşallah. Sadece sıfatlara gelişen bir olaydı. Emeğinize sağlık. Yaptığınız çok güzel bir Allah şey. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Biz de fırsat buldukça tekrar geliriz. Ben de kontu birazdan size atarım Arzu Hanım. Sizin de ömrünüze, kesenize bereket, yüreğinize sağlık. Cüdi kardeşim, Allah birini milyar etsin inşallah. Senin gibilerin sayısını artırsın. Hep o duayı ediyorum. Bu devirde arkadaşlar emeğini, kazancını cömertçe paylaşan neredeyse hiç yok. Öyle diyelim yani. Evet. Burada siz görüyorsunuz yani %4 olmasının ana sebebi nedir? Saatlerce yayında durup da 100 lira bağışlamayan çok insanımız oluyor. Şunu asla unutmayalım arkadaşlar. Cebimizden eksilecek bir 50 lira, 100 lira hiçbirimizi açlıktan öldürmez. Ama bir çocuğa yaşam mücadelesinde çok büyük destek anlamına geliyor. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Allah sizden razı olsun. Hepinizin emeğine sağlık kardeşim. Sizlerden de razı olsun Hasan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Evet. İyi ki destek evet. verdiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Cudi Bey'den de Allah razı olsun. Ben kusurumuza bakmasın. Umarım anlıyorsunuzdur. Hani yok alamadım. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Ben bir hale zaten anlatacağım evet. durumu kendisine. Sizlerden. O da bu durumlara vakıf biliyor. Sıkıntı yok inşallah. Eğer alıngan birisi olsaydı ya da iyilik yapma tarafta olmasaydı siz almadığınız zaman yayından ayrılırdı. Evet. Baktım ısrarla bana yazıyordu. Ben de bir telefon görüşmesi diye telefonumu kapattım. Durumu anladım zaten. O yüzden geldim inşallah. Güzel bir bağış geldi. Daha güzel i̇nşallah. Bağışların da gelmesine inşallah. Ya işte kim yani olacak. Rızık yani bu hani kimse kimsenin rızkını yiyemezmiş şeyi bu. Aynen, bu evet. bunu şeyin Ali Adar'ın nasibiydi. Evet Cudi Bey Allah evet. razı olsun. Hani bizi anlayışlı karşıladı gitmedi. Sizi bize yönlendirdi vesile oldu. Ve bugün bebeğimize çok güzel bir bağış geldi sayenizde, sizlerin çok sayesinde. Rabbim birini bin etsin, Rabbim yerini fazlasıyla doldursun inşallah. Allah'ım sizlerin ayağına taş değdirmesin, sizin gibilere çok ihtiyacımız var. Rabbim sizin gibilerden daha fazlasını bizlere yönlendirsin, daha çok bebeklerimize ulaşalım diyorum. Hepinizden Amin. Allah razı olsun. Amin. Hayırlı Amin. Yayınlar, bol bağışlar gelir inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz Hasan Bey.
Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, sağ olun.